Arabadan şöyle çıkalım ya. Sana çıksın, onu da çıksın. Açıyı büyütmek için, altyapıyı oluşturabilmek için de gerekiyorsa evet, bu tür gezilere çok büyük faydası, bu tür seminerlerin, bu tür çalışmaların çok büyük faydası var. Öncelikle misafirlerimiz sizlerle aklınıza sunuyorum. Yani ilk etapta biz hoş geldiniz sizlerde. Ayakta bıraktık ama birkaç sandalye takviyesi yapabilir miyiz arkadaşlarımızda sizler tutulmaz? Sayın Kaymakamım, önce hayırlı uğurlu olsun dedik. Hayırlı olsun. Ondan sonra biz, önce ben kendimi çok kısaca tanıtayım. Zonguldak Belediye Başkanlığı döneminden başlayan, köy hizmetleri genel müdürlüğüne devam eden, Batın Milletvekili Grup Başkanlığı, İkili Komisyon Başkanlığı ve bakanlık görevlerini sürdürdüğüm siyasi hayatım ve bürokratik hayatım oldu. Yani kısacası devlette hem mühendis olarak genel müdürlüğe kadar her kademede görev yaptık. Siyasi olarak da hemen hemen 2-3 görev var. Onun haricinde birçok görevde bulunduk. Bu dönemde de Milliyetçi Hareket Partisi'nden, partimizden milletvekili aday olduk. Dolayısıyla bugünkü ziyaretimiz milletvekili arkadaşlarımızla beraber, Allah söyletiyor, milletvekili adayı arkadaşlarımızla beraber ama İnşallah hep beraber gideceğiz. İlçe başkanımız ve bizim bir partimizin burada görevli olan, ilçe yönetim kurulunda görevli olan arkadaşlarımızla birlikte sizleri ziyarete geldik.
her zaman devletin bekasını, devletin ağırlığını, devlet adamlığının her zaman önde olması gerektiği düşüncesi olan bir idareci, bir yönetici, bir siyasiyim. Kendi adıma bunları söylemekten de her zaman onur duyarım. Görevlerimde bunları çok büyük özen gösterdim. Özellikle devletimizin ağırlığının hissedilmesi konusunda aldığım bütün görevlerde yetkiden fazla kendimi sorumlu tuttum. Bugünkü bu ziyaretimizde benim sizlerden istirhamım önce devletten Alaplı ile ilgili çok kısa da olsa şöyle 5-10 cümleyle Alaplımızın ihtiyaçları nelerdir? Bizlerden siyasi olarak belirli görevlere geldiğimizde, milletvekili seçildiğimizde inşallah üçümüz birden gideceğiz. Bizlerle ilgili siyasetten takip esasını elden bırakmadan istedikleriniz veya siyasilerden beklentileriniz sizlere yardımcı olma açısından esas olan devlettir. Siz burada Sayın Cumhurbaşkanı'nı temsil ediyorsunuz. Dolayısıyla devleti temsil ediyorsunuz. Bu temsilde bize düşen görev ise biz sadece sizlere yardımcı olma babından bunları sizlerin ağzından duymak istiyoruz. İlk etapta benim söyleyeceklerim bu kadar. Sayın Valimiz de mutlaka bir şeyler söyleyecektir. Ondan sonra da sayın adayımız, arkadaşımız, doktorumuz bir şeyler söyleyecektir. Onun peşinden de biz sizleri çok kısa da olsa dinlemek isteriz. Bu arada efendim, sözlerinizi böleceğim ama affınıza sığınayım. Ne arzu edersiniz, ne içersiniz? Çay. Kolaysa çay alalım. Çay. Yani. Hepsi vardır. Tamam. Bitkisel de vardır. Farklı çay, şeylerimiz çay, de vardır. Çay alalım. Çay alalım. Evet. Evet, ben de hem şahsım adına, hem arkadaşlarım adına, hem de teşkilatımız adına önce sevgilerimi sunmak istiyorum değerli dostumuza, kardeşimize. Çünkü yıllarca biz de o koltukta oturduk. Özellikle Alaplı, benim Zonguldak Valiliği döneminde en sevdiğim ilçelerin başında geliyordu. Buraya biz çok sık sık gelir giderdik. Ve bu binanın yapımında da bizden biraz emeğimiz de vardır. Her şeyden önce böyle bir insanın o kadar uğraştıktan sonra emeğinin karşılığını gelip burada somut olarak görmesi insanı mutlu ediyor. Onun için ben tekrar hayırlı olsun diyorum binanın. Aynı zamanda adliye binasının. Çünkü eskiden biliyoruz o çarşıda ikinci katta bütün böyle şeyler, dosyalar şeylerde, balkonlarda o kadar çok kötü bir haldeydi. Yani bugün şu anda burada şey yapılması ve burada da emeği olan bir arkadaşımız olarak, dostumuz olarak hakikaten mutluluk duyuyorum. Tabii hem makamlık olarak burada ben yeni gelen arkadaşımız olarak sizlere hem başarılar diliyorum. Hem de burada sizin şahsınızda tüm arkadaşlarımıza, tüm kamu görevlilerine, işçilerimize, memurlarımıza ve onlarla birlikte tüm muhtarlarımıza, sivil toplum örgütlerine sizin şahsınızdan buradan bir kez daha bütün arkadaşlarımız adına en içten sevgilerimizi de sunmak istiyoruz. Biraz önce Sayın Bakanımızın da dediği gibi bizler Zonguldak'ın hizmetinde olacağız. 24 saat insanımızın hizmetinde olacağız. Bu anlamda da bize düşen görevler neyse bunu hakkıyla yerine getireceğimizden ve Zonguldak'ı, Alaplı'yı en iyi şekilde temsil edeceğimizden de kimsenin şüphesi olmaması lazım. Ben buradan sözlerimi fazla uzatmadan sizin aracınızla, basın mensubu arkadaşlarım aracılığıyla bütün Alaplı dostlarımıza da buradan arkadaşlarımız adına, partimiz adına en içten sevgilerimizi sunuyoruz, saygılarımızı sunuyoruz ve inşallah güzel bir seçim dönemi barış içerisinde, insanların birbirine saygıyla yaklaştığı, demokratik olgunluk içerisinde ve tüm insanlarımızın da hakikaten şöyle baktığı zaman kim ne yapabilir, kim neyi başarabilir, Ankara'da bu işlerin üstesinden kim gelebilir, bu anlamda objektif olarak karar vereceklerine de yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha hem size hayırlı olsun diyoruz hem arkadaşlarımıza, dostlarımıza, tüm Alaplı'ya sevgilerimizi sunuyoruz. Teşekkür ederim sayın. Hayırlı olsun diyorum. Hayırlı olsun, teşekkür ederim. Değerli büyüklerim, tabii ki Türkiye siyasetine yön vermiş insanlara beraber olduğum için çok mutluyum sizlerle aynı şekilde. 1965 yılında Çatalazı Termik Santrali'ne başlayan bir işçi babanın oğluyum ben. Bu bölgeye 50 yıl önce geldik. Nedir? Bu bölgenin gerçekten ciddi sorun olduğunu düşünüyoruz. Bir şeylerin çözümü adına, bir şeyleri başarmak adına yola çıktık. Ve ilk ziyaretimizde Alaplı'dan sizden başladık. Ben size tekrar başarılar diliyorum. Saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Evet.
Güzel mi? Evet abi. Cennet buluruz bak. Helal. Süper bir araba. Hemen araçlarımın arkadaşlar. Ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bugün bir Ankara programı vardı. Bülbüsü gelecek diye programını iptal etti. Vakit ayırdı. Kendisine ayrıca teşekkür ederim. Sağ olsun. Şöyle protokol ziyaretlerini yaptığımız için hatta konvoy vardı. Arkadaşlar dediler böyle böyle ya işte kalabalık. Şimdi konvoy buraya geldi. Örneğin dışarıda 100 kişi dışarıda bekletemezsiniz. Evet. O arkadaşlarımız alınırlar. O arkadaşlarımızla beraber vilayete, kaymakamlığa, belediyeye gitmemiz de mümkün değil. Evet. Ancak işte buradaki akıllı arkadaşlarımız ayakta kalanlar oldu. O nedenle biz bu seferki bu gezimizi protokol gezisi olarak değerlendiriyoruz. Ondan sonra belediye bünyenizde bulunan arkadaşlarımızla dahil odaları gezeceğiz. Siz de selam. Belediye başkanlığını ben iki dönem yaptım. Ya en yakın arkadaşım şurada otururken oyunu başka yere rahat verebiliyor. O nedenle biz arkadaşlarımızı bir dolaşacağız bir dahaki geldiğimizde. Bunlardan da oyun isteyeceğiz yani. Ne ikram edelim? Bakalım madem kahve, çay, su, vallahi güzel. Çay komple yapıyorsunuz. Tamam. Valimize şey, bakalım da tamam. Kahve ortak. Tamam. Şimdi Alaplı'nın en önemli problemlerinden biri sizin arzu konusunda bir arzu, bir isteğiniz. Söz konusu. Bu yoksa dere adlı iki tane Menderek olduğu zaman daha iyi olur diyorsunuz. O Menderek sizin zamanınızda bir yer yapıldıydı. Temiz Gürs yapmış içeğini ben diyorum. O sizin katkılarından dolayı herhalde bir şey yapıldı. Menderek bitti şu anda. DSE çalışıyor yukarıda da buraya ilgili bir şeyler yapacağız dediler bize. Daha hala şu anda girmediler. Bizim zamanımızda biz onu başlattık, ondan sonra görev değişikliği oldu işte. Devam etseydi o daha da çabuk bitecekti de şu anda ne durumda? Ya şu yukarıda bir dere temizliği var ama yani daha aşağı doğru gelince bir şey yapılacak derdi ama daha şu anda girilmedi. Ama sonuçta ne olayı var? Yani şu anda Ali Uzun Demir kendi imkanlarına bir bahçeli tam böyle düzene getiremedi. Bu Alap'taki tersaneden bahsediyorum. Ere'deki tersaneden bahsetmiyorum. O kapandı. Orada 8.000 kişi çalışıyordu. Şu anda zaten çalışan kalmadı. Bu 8.000 kişinin de 3.500 kişiye yakın Alap'ta çalışan insanlarımız vardı. Yani bir hareketlilik vardı. Oradaki tersanede bölümünde. Şimdi bak sevgili başkanım. Şunu açık net söyleyeyim. Geçmiş sağ ol. Şimdi basın mensubu arkadaşlarımız da hazır buradayken, geçmiş dönemle şimdiki dönemi mukayese ettiğimizde, yani son 10-12 yıl içerisinde, yani AKP hükümet olduğundan bu yana, bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel yönden değerlendirmesini siz yapın. İki, sizin gibi kamu kuruluşlarında önemli görevlerde bulunan arkadaşlarımız yapsın. Üç, saygıdeğer Alaplı hemşehrilerimiz, Zonguldaklı hemşehrilerimiz yapsın. Tabii. Bakın, geçmiş dönemde Ereğli'de saç ticaretinden kaynaklanan önemli bir ticaret var. Doğru mu? Bu önemli bir istihdam yarattığı gibi ekonomik önemli bir girdi yaratıyordu ve dolayısıyla vatandaşımızın ekonomik yönden kalkınmasını sağlıyordu. İki, buna bağlı olarak çok önemli taşımacılık hizmetleri veriliyordu. Bugün Alaplı'da da Ereğli'de taşımacılık hizmeti diye bir şey söz konusu değil. Üç, Erdemir geçmişte saç ticaretiyle ilgili olarak bölgeye belli konularda biraz daha yardımcı oluyordu ve ayrıcalık tanıyordu. Şimdi bu ayrıcalık niçin tanınmaz? Bununla ilgili yapılması gereken her türlü girişimi yapmak lazım. Onun yanı sıra bölgede mutlaka fakülte ve yüksek okul sayısını arttırmak lazım. Burada Alaplı'da en önemli işlerden bir tanesi de Alaplı'da limanın yanı sıra da Alaplı'ya yüksek okul olan ve en az 4 talebenin 1 kişilik istihdam oluşturduğu talebe sayısını arttırmak için yüksek okulu fakülteye dönüştürüp veya bölgede Ereğli'de olsun, Alaplı'da olsun vakıf üniversiteleri dahil yeni eğitim, özellikle yüksek eğitimle ilgili mutlaka girişimlerde bulunmak, bunu takip etmekle zorlamak lazım. Kısacası bölgenin ekonomik yapından çöküşü son zamanlarda çok daha fazla oldu. Yani geçmiş koalisyon hükümeti döneminde biz AKP'ye hükümeti 57. hükümet devretmeden önce gerek Ereğli'de gerek Alaplı'da
tersanelerin durumu hem Anaplı'da hem Ereğli'de 6-7 bin kişi çalışıyordu tersanelerde. 8 bin diyelim. Biz daha az söylemişiz. 8 bin kişiyi minimum 4'ten çarparsanız 32 bin kişi yapar. 32 bin kişinin düşünebiliyor musunuz ekonomik yönden yoksulluk sınırına yaklaşacak duruma gelmesini veya çöküşünü. Bakın 2002 yılında bir gecede çok iyi bilirsiniz. Ailenizi de çok iyi tanıyorum. Yani o dönemde biz bir gecede 1975 kişi kaldı ki bir kısmı çıkarılıyordu. Başlamıştı çıkarılmaya. 1975 kişi Erdemir'de çalışan arkadaşlarımıza, işçilerimize bir gecede kadro vererek onların tamamını kadroya geçirdik. Yaklaşık 1975 demek 2000 kişi, 25.90. 2000 çarpı 4 deseniz 8000 kişinin bugün en az. Kaldı ki 2000'den bu yana o 2000 kişi en az 15.000 kişi olmuştur, öyle değil mi Vali? En az 15.000, torun sahibi oldular, torba sahibi oldular. Ama biz neye uğraştık? Bölgenin ekonomik, sosyal, kültürel yönden kalkınması ve takip esasını elden bırakmadan siyasetçi olarak kendimizi itimat telkin ettiler, vatandaşlar telkin ettirdik ve hiçbir zaman siyasetçi olarak şahsen ben kendi adıma söylüyorum çünkü Vali Bey'in yüzü daha siyaset yapmadı, bürokrattı. Ama bürokrat olarak da Vali Bey bugüne kadar bütün köylülerimiz de bilirler vermiş olduğu sözün de mutlaka arkasında durmuştur. Bürokrat olarak engin tecrübesinden Zonguldaklı, işte Bartınlı, Denizli'li yararlanmıştır. Biz göreve talip olduğumuz andan itibaren arkadaşlarla da beraber olduk. Tecrübemizi, bilgi birikimimizi, ben şahsen geçmişte belediye başkanlığımı, genel müdürlüğümü, bakanlığımı ve bu esnada almış olduğum bütün tecrübelerimi ve yapmış olduğumuz projeleri takip ederek daha iyisini yapabilme, vaat etmek için değil, gerçekleştirmek için aday olduğumuzu özellikle Halaplı Belediye'mizde ve hemen hemen bütün sülalesini tanıdığım değerli kardeşimizin yanında bir kez daha belirtiyorum. Yine bizi bu şekilde Sayın Başkanım, diğer arkadaşlarım, aday arkadaşlarımla birlikte bölge başkanım, ilçe başkanım, diğer arkadaşlarımızın tamamını bu şekilde karşıladığınız için de sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ne demek yani geldiniz, şerefmediniz. Evet, sizin hizmetlerinizi de anlattığınız gibi biz hepsini yakından biliyoruz. Yakından Alap halkı da biliyor, Zonguldak halkı da biliyor. Sizin köy hizmetleri müdürlüğünüz, genel müdürlüğünüzde, belediye başkanlığınızda, bakanlığınızda yaptığınız gibi, Erdem'le ilgili yaptığınız gibi. Tabii herkes biliyor. Valimiz de tanıyoruz yakından. Her ne kadar o yıldan çok şey olsak bile. Biz de gene siyaseti içindeydik. Vali Bey'imize çok takdir ettiğimiz bir insan. Yani çok beyefendi bir insan. Yani inşallah bölgemiz için, altımız için hayırlı olur Sayın Bakanım. İnşallah hayırlı olur. İnşallah bu seçimde güzel bir şey olacağını tahmin ediyoruz hep beraber. İnşallah bir değişiklik olacak. İnşallah vatandaş bu değişikliği de bekliyor artık. Arkadaşlarımıza hadi alayım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz yine ziyaret ediyoruz. Geçen hafta polis teşkilatımızın bayramıydı. 170. polis teşkilatının kuruluş yıldönümünü Zonguldak'ta kutladık hep beraber. Bugün burada emniyet müdürümüzün bir seyahatte olması değil mi? Nedeniyle
değerli amirimiz sağ olsunlar bizleri karşıladılar. Her zaman her yerde olduğu gibi Türk polisi bugün de bizlere misafirperverliğini gösterdi. Ben amirimize ve onun nezdinde bütün emniyet teşkilatına şahsım ve arkadaşlarım adına özellikle Milliyetçi Hareket Partisi başta bölge başkanımız, ilçe başkanımız ve tüm teşkilatımız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Ben birçok görevlerde bulundum. Bulunduğum bu görevlerin tamamında özellikle askerimize ve emniyet teşkilatımıza hiçbir zaman saygısızlık yapmadım. Yapılmaması konusunda çok büyük mücadele ettik. Devletimizin varoluşu, toplumumuzun huzur içinde yaşaması için askerimizin ve emniyet teşkilatımızın görevde ve görev esnasında da her türlü yardıma ihtiyacı olan bu kuruluşlarımızı ayakta tutmak bizlerin asli görevimiz. O nedenle de emniyet teşkilatımız içerisinde bütün arkadaşlarımız devletimiz için, vatanımız için, toplumun huzuru için, güvenliği için, hepimizin güvenliği için mücadele etmektedirler. 24 saat görev başında olan bütün arkadaşlarımıza ben el içten sevgilerimi, saygılarımı sunarken, bölücü terör örgütü tarafından hayatlarına son verilerek şehitlik mertebesine eren tüm polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Görev esnasında değişik nedenlerle başta kazalar olmak üzere yine vefat eden emniyet mensubu arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Görev başından olan polislerimize daha iyi hizmetler sunabilmek için başta sosyal hakları ekonomik yönden onların daha fazla rahat edebilmeleri için ekonomik hakları ve güven içerisinde görevlerini yapabilmeleri için sosyal haklarının kendilerine en iyi şekilde verilebilme mücadelesinde de bulunacağımızı ayrıca belirtmek istiyorum. Tabii ki emniyet teşkilatı içerisinde en önemli ve en üst amir hemen hemen valilerdir. Hemen hemen değil valilerdir. İllerde, ilçelerde, kaymakamlar illerde de valilerdir. Bizim çok değerli yine milletvekili aday arkadaşım, sayın valimiz de kendi iş arkadaşı, meslek grubu ve çalışma arkadaşları olarak ben sözü sayın valimize bırakmak istiyorum. Tekrar sayın abim çok teşekkür ediyorum. Sağ olun abim. Ben de bir kez daha emniyet teşkilatımızın 170. kuruluşu dönümünü en içten dileklerimle hem şahsım hem arkadaşlarımız hem de tüm teşkilat mensupları adına kutlamak istiyorum. Emniyet amirimizin burada şahsında tüm Alaptu'da bulunan emniyet mensubu arkadaşlarımıza da hem kendilerine hem ailelerine en içten sevgilerimizi sunmak istiyorum. Tabii ben emniyet teşkilatına geldiğim zaman kendimi kendi evimde gibi hissediyorum. Çünkü yıllarca biz arkadaşlarımızla beraber olduk. Birlikte aynı kaderi paylaştık. Ve hep güzel günlerimiz geçti. Onun için emniyet ve jandarma teşkilatı bizim açımızdan ayrı bir önemi vardır benim açımdan özellikle. Biraz önce Sayın Bakanımızın da ifade ettiği üzere kuruluşundan bugüne kadar ülkemizde birliğin, beraberliğin, vatana sahip çıkmanın, emniyetin, asayişin arkadaşlarımız sembolü olmuştur. Şu anki düşünceler olarak biz parti olarak da arkadaşlarımızla, emniyet teşkilatı mensupları arkadaşlarımızla aynı duyguları paylaşıyoruz. Çünkü onların da düşüncesi bayrağımıza, vatanımıza sahip çıkmak, bölünmez bütünlüğü savunmak. Aynı değerleri bizler de savunuyoruz. Ve aynı yöne doğru hep birlikte bakan kişileriz. Uğurda mücadele eden kişileriz. Tabii ki her toplumda huzuru bozan kişiler çıkacaktır. Onlarla da mücadele etmek arkadaşlarımızın görevi de en iyi şekilde yerine getiriyorlar. Ben
özellikle seçim döneminde en fazla mesai harcayan görev grubu olarak Emniyet ve Jandarma Teşkilatı olarak arkadaşlarımızı bu önümüzdeki süreçte başarılar diliyorum. Çünkü teşkilatlar olarak, adaylar olarak bizler koşturuyoruz ama Emniyet ve Jandarma'daki arkadaşlarımız da en az bizler kadar koşturuyor, görev alıyor. Onun için biz şimdiden peşinen kendilerine de bu süreçte bu verdikleri emekler için bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Bizler parti olarak zaten devlete, millete ve kanunlara saygılı kişileriz. Arkadaşlarımızın hiçbiri bu süreçte en ufak şekilde seçim ortamını gerici, zedeleyici, herhangi bir hareketin içinde olmaz, olamaz. Bizler arkadaşlarımıza yardımcıyız. Bu anlamda kendilerinin de tüm siyasi partileri olduğu gibi bizlere de aynı şekilde, aynı eşitlikte yardımcı olacağını zaten yürekten inanıyoruz. Çünkü amacımız sağlıklı şekilde seçimlerin yapılması ve insanımızın kendi iradesiyle en iyi sonucu vararak oyunu kullanmasıdır. Bizlere düşen bu ortamın yaratılmasıdır. Ben bir kez daha arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Özellikle eşlerini ayrıca tebrik etmek istiyorum. Çünkü hakikaten mesai tanımadan arkadaşlarımız görev başında koştururken onlar kadar evde bekleyen eşlerin çocukları onlar kadar hizmet veriyorlar ve fedakarlık yapıyorlar. Onlara da buradan bir kez daha enişten sevgilerimizi sunmak istiyoruz. Hem aileleriyle birlikte tüm arkadaşlarımıza sağlıklar diliyorum. Bugüne kadar kaybetmiş olduğumuz tüm emniyet şehitlerimizi buradan rahmetle anıyoruz. Görev hayat diliyoruz, başarılar diliyoruz. Yaklaşımımızdan dolayı geçtiğimiz günlerde kutladığımız Emniyet Teşkilatı'nın, Polis Teşkilatı'nın 170. kuruluşun döneminde tekrar kutluyorum ben. Öncelikle ben de bir polis torunuyum. Benim rahmetlilerimdir polis memuruyum. Polisimdir. İstihbarat'ta çalışıyorum. Şunu söylemek istiyorum. Hani ben de nöbetle çalışan bir işle uğraşıyorum. Ben doktorum şahsen. Gece gündüz de çalıştığımız oldu. Bayram seyranda çalıştığımız oldu. Bazen insanlar tatil yaparken biz çalıştık. Aynen sizler gibi. Onun için gerçekten sizlerin bizim gözümüzde yeriniz başka. İnşallah bu ülke barışına katkılarınız, bizim parti olarak da söylemlerimiz zaten hep vatan millet üzerine, ülke üzerine, toprak üzerine. Ben sizlere başarılar diliyorum. İnşallah seçim sürecini kazasız belasız en iyi şekilde atlatırız hep beraber. Sayın Valim dediği gibi ortamı gerici ve ortamı bozmaya yönelik her türlü çabanın karşısında millet çarkı farkı duracaktır. Bizler de sizlerin yanınızdayız. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Seçim kampanyasını bildiriyoruz. Çok teşekkür ederim. Mehmet Şimdi arkadaşımız var. Çok da başarılı.